Efendim, Vaka suresi 60 ya, Rahman suresi. Şeytandan Allah'a sığınırım. İçlerinde cennette her türde meyve diyor Allah. Eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Yani benzeri görünmemiş hurma ve benzeri görünmemiş nar. Mesela nar buruktur. Ama cennette öyle değil. Mesela hurma, cennet hurması bambaşka. Buradaki hurma gibi değil. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Allah soruyor. Yani hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınları vardır. Bak, huyu güzel olmadı mı? Yüzlerin güzel olmasının bir anlamı olmayacağı için huyu da güzel, yüzü de güzel diyor Allah. Dünyadaki kadınların bir kısmının huyu kötüdür. Onun için de etkileyici yönü olmaz yani. Rahatsız olsun varlığından. Güzel de olsa rahatsız olsun varlığından. Ama huyu da güzel, kendi de güzel olsa çok etkileyici olur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diyor Allah. Bir daha soruyor. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Ya yani büyük çadırlar içerisinde korunmuş. Yani onlarla cinsel ilişkiye girilmemiş. Efendim, bekaretini muhafaza eden, namuslu, gayrimeşru hiçbir şekilde bir ilişkisi olmamış. Nur gibi tertemiz kadınlar. Sadece eşine mahsus. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bak, bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Yani cinsel ilişkiye girmemişlerdir diyor Cenab-ı Allah. Hiçbir şekilde iffetliler diyor. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmemişler. Sadece eşinin cinsel ilişkiye girebileceği gibi. Helalinin ilişkiye girebileceği gibi. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. O yastıklar, oradaki yataklar olağanüstü güzel diyor. Yani hem eşiyle beraber ama çok güzel yataklarda, çok güzel yastıklarda çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. İnsan helaliyle ne yapar? Sever onu, sarılır, sevişir. Helali çünkü. Buradaki verilen detay cennette cinselliğin olacağına dair çok kapsamlı açıklamadır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi olan Rabbinizin adı ne yücedir diyor Cenab-ı Allah. Bak, yeşil yastıkları ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanır. Döşek ne demek? Yatak. Geniş, büyük ve çok bakımlı güzel yatak. Hiç kimsenin ilişkiye girmemiş eşlerinizden beraber olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Sadece size ait ve gözlerini tutkuyla size dikmiş, sadece size tutkuyla bakan ve size ait olan yumurta gibi diyor. Pürüzsüz ve düzgün. Yumurtaya benzetiyor Allah. Ayette de inciye. İnci gibi. Pırıl pırıl. Çok bakımlı ve güzel. Ve bu dünyadaki acize ait hiçbir şey yok. Mesela kan yok vücudun içerisinde. Vücut salgıları yok. Acizine ait hiçbir şey yok. Son derece güzel ve son derece hoş. Ve ölümsüz. Ölmüyor yani. Sonsuza kadar yaşayan güzellikteler.